Selamlar. Bugün yepyeni güzel bir dizimiz var. Şahsiyet ekibinden. Adı da Uysallar. Ama önce bir ilgilendirme yapayım. Biraz hastayım. Belki sesimden ve gözümün ferinin yoksunluğundan anlayabilirsiniz. Arada böyle bayık bayık bakarsam, kurguda böyle tuhaf zıplamalar olursa oralarda öksürmüşümdür. Bir ara vermek zorunda kalmışımdır. O yüzden şimdiden izleyecek herkesten özür diliyorum. Bu videoluk beni mazur görün. Hakan Günday ve Onur Sayrak kastı ikisini ikiliyi şahsiyetten tanıyoruz. Şahsiyet mükemmel bir diziydi. Hatta benim Türk dizi ekosisteminde bir başkada da beraber tepeye koyduğum işlerden biri. Bu burada da iyi bir iş çıkarmışlar. Ya şunu artık hem fikiriz herhalde. Yani ekip iyi olursa işte günün sonunda iyi oluyor. Hatta bu işin görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve e, görüntü yönetmeni pardon ve e, editörü Ali Aga yani kurgucusu da o da bir başkadır da çalışıyordu. Onlar da yine iyi işlerde çalışmış e, ve bu diziye de çok ciddi katkılar vermiş isimler. Aynı zamanda dizinin castingi de bence çok iyi hatta e, oyunculardan da biraz bahsedeyim. Nil karakterini Songül Öden oynuyor. E, Oktay karakterini Öner Erkan oynuyor. Bu ikili başrollerde. Öner Erkan'ı zaten e, ve Songül Öden'i Birçok Türk dizisinden tanıyorsunuzdur ya da bazılarınız, ''Aa evet, Google'larsam kesin tanırım.'' diyeceğiniz oyuncular. Onun yanında aslında iki tane çok büyük oyuncu var, Haluk Bilginer ve Uğur Yücel. Ama onların rolü bu dizide çok baskın değil ama çok kritik rollerdeler. Yani bir şahsiyetteki kadar baskın, onun sürüklediği bir yapı yok ama gerçekten Haluk Bilginer'in yine oyunculuğunun değerli olduğu bir iş olmuş. Uğur Yücel de Oktay'ın babasını oynuyor olacak karakteriyle. Haluk Bilgin'in karakterin ismi de Berhudar. Ve tabii ki İbrahim Selim de var. O da yine şahsiyette de yan rollerden biriydi. Burada da yine diziye böyle e, hafif kara mizanı tatlı alttan gelen mizanı katan oyuncu olarak eklenmiş. Mert karakteriyle. E, oyuncu kadrosu genel olarak çok iyi. casting çok iyi ama bir iki yan rolde bence biraz sırıtmalar olmuş. Onlardan da ileride biraz bahsederiz. Peki şimdi ilk kısımda kısa bir böyle 3 dakikalık falan bir kısımda aslında diziden biraz spoilersız bahsetmek istiyorum. O yüzden korkup kaçmayın. Spoilerlı kısım bundan sonra gelecek. Orada zaten bir uyarı yapacağım. Orada dizinin bana genel olarak ne hissettirdiğini, ne anlatmaya çalıştığını, benim ne anladığımı falan biraz özetlemeye çalışacağım. Şimdi dizinin konusuna gelirsek Oktay karakteri çok basitçe belki de posterlerinden de fragmanından zaten görmüşsünüzdür. Gizli bir hayat yaşamaya çalışan hatta daha öncesinde bunalımlar geçirdiği artık yaşamaktan mutsuz olduğu ailesinden kaçmaya çalışan bir baba ve kendisine geceleri bir punk karakteri yaratıp böyle ortamlarda dağıtmaya çalışan ama sabah olduğunda tekrar takım elbisesini giyip işe gitmeye çalışan bir karakter gibi gösteriliyor promolarda. Ama böyle değil. Ee, o yüzden korkmayın o kısımları spoilerlı yerde anlatacağım. Hani şu korkuya kapılmayın yani bu punk dizisi mi izleyeceğiz herhalde tuhaf 80'ler artık kimsenin dinlemediği punk müzikleri çalacak ve böyle tuhaf bir şey mi izleyeceğiz demeyin korkmayın. Aksine tamamen yine e, belki de çok alıştığımız artık yaşarken de farkına bile varmadığımız birçok bir e, Tür Türkiye'nin bize kazandırdığı insanlara kazandırdığı de, tırnak içinde söylüyorum bu kazanımı bu bir kazanım biraz aslında hepsi kayıp. Bütün buhranları, bütün sistemsel sıkıntıları, ekonomik sorunları vesaire hepsini ağzımıza yüzümüze vurmaya çalışıyor dizi. Bunu yaparken de yer yer birazcık temsili oluyor, yer yer birazcık sembolik oluyor ama bunun da bokunu çıkarmıyor öyle söyleyeyim. Yani saçma sapan artık insanların anlamakta zorlanacağı iyice soyutlaşan bir hale getirmiyor gayet derdin net anlatan bir iş. Ama şu yok mesela şunu beklemeyin. Mesela bu ara Better Call Saul'un yeni sezonu gelecek. Ben de tekrar eski sezonlarını izleyeceğim. Onun yüzden onunla bir kıyaslama yapacağım. Amerikan dizileri genelde bir ana e, hikaye belirler ve bu hikaye akarken yani böyle bir nehir gibi akarken yan hikayelerde alt metinleri, alt me pardon mesajlarını vermeye çalışır. Karakterler üzerinden toplumsal, sistemsel, sosyolojik ne derdi varsa onları anlatmaya çalışır. Burada da aslında bunu biraz e, Oktay'ın kaçış hikayesi ve punk e, kurgusu üzerine yüklemeye çalışıyor ama o kadar güçlü bir ana böyle sürükleyici bir hikaye yok. Tam tersine direkt ilişkilere dalıyor. Yani direkt insanların arasındaki ilişkilere dalıp e, daha çok toplumla ya da içinde bulunduğumuz ülkeyle ilgili alt metinlerini vermeye çalışıyor. Bu kötü değil bu arada ama böyle bir yöntem seçmişler. Çünkü şundan söylüyorum bunu şahsiyet tam tersiydi. Şahsiyette bir seri katil hikayesi izlerken konu bambaşka yerlere gidiyordu. Neyse orada spoiler vermeyeyim yine olmazsa şahsiyette benim kanalda bir ayrıca konuşuruz ileride. Ve bunları yaparken de çok iyi diyaloglar özellikle de Parapaz'da konuşmuştuk. Yani Netflix dizilerinde bazen bu yaşanıyor. Ee, diyaloglarla ilgili sorunlar Tabii bununla ilgili çok fazla varsayımda bulunuyor herkes ama işte yok yabancı elimi değdi, çok İngilizce mi yazılıyor vesaire. Evet bunların belki bazıları doğrudur, belki bazıları değildir ama iş sonuçta yazanda bitiyor. Eğer iyi yazarsanız, derdinizi iyi anlatırsanız, bazı şeyleri söylemeden söyleyebiliyorsanız o zaman ortaya iyi bir iş çıkıyor. Burada da Uysal'larda da bunu Hakan Günday başarmış, çok da iyi yapmış ve bunun da üzerine çok iyi bir kurgu oluşturmuşlar. Hem senaryo kurgusu hem teknik kurgu çok iyi akıyor. Çok iyi bir temposu var. Yani dizide hiçbir anda sıkıldığımı hatırlamıyorum. Ee, yani böyle bir aman çok baydı hadi çok düştü temposu dediğiniz bir an olmuyor. Tabii bunda belki de şu etken de var. Yani e, görüntü yönetmenliğinin başarısı. Yani Türk dizilerini TV'de baktığınızda zaten süreyi uzatmak için saçmaladıklarından... Bu tarz işlerde 40-45 dakikalık 50 dakikalık işlerde farklı açılar bularak... Farklı e, açılarla farklı sahne yaratımlarıyla anlatımı çeşitlendirerek tempoyu da çok güzel ayarlıyorlar. Burada da tabii Onur Saylan ve görüntü yönetmeni Feza Feza Çaldıran'ın da çok büyük emeği var. Tabii yine buna bağlı olarak işte sakin bir kamera var, iyi bir görüntü yönetmenliği var, güzel bir tempo var, güzel bir anlatım var ve seyirciye de diyaloglar üzerinden boşlukları doldurma şansı veren bir iş. Yani siz her şeyi söylemiyor. Anlatıyor siz anlamaya çalışıyorsunuz hani bunda şey of çok zeki bir dizi diye söylemiyorum bunu aslında olması gereken yani iyi dizilerin hayatımızda izlediğimiz birçok iyi dizinin aslında fark etmeden belki de biz yaptığı önemli bir şey bunları çok iyi yapıyor ve genel bir Türkiye ortamı yaratmış yani bu Türkiye ortamını yaratırken mesela bir başkadır yer yer çok fazla siyasi alt metne düştüğü için eleştirilmişti hatta bunları eski bulanlar olmuştu. Ben çok katılmıyordum onlara ama e, Uysallar bununla çok ilgilenmiyor. Yani evet Türkiye'nin siyasi iklimi yine parça parça ama bunlar sadece e, hikayenin e, sürükleyici olarak var. Yani ara ara giriyorlar çıkıyorlar. Hatta bazı TV'de artık e, dinlemekten sıkıldığımız görmekten sıkıldığımız karakterlerin temsilleri var. İzleyince anlayacaksınız. Onların e, Türkiye'de paranayı nasıl tetiklediğini, insanları nasıl gerdiğini, e, havayı nasıl kirlettiğini e, dizi çok iyi söylüyor. Evet dizinin temelinde bir de hava kirliliği var. İstanbul'a basan ciddi hava kirliliği burada da e, sembolik bir anlatıma hizmet ediyor. Onun dışında hani dizide spoiler'sız bahsedebileceğim şunu da söyleyeyim. E, belki bu da artık sıkıcı gelebiliyor gelebilir e, insanlara ilk uzaktan bakınca ama işte sistemin mahkumları onları nasıl kurtaracağız? Evet işte toplum bizi bu hale getirdi falan. Joker 2 falan. Değil. Yine tam tersine e, sistemin mahkumları tırnak içerisinde e, mazeretinin altına sığınanların ağzına vurmaya çalışan bir dizi. Yani onları kurtarmakla uğraşmıyor. Aksine onların yaptığı e, aptallıkları onların fark etmeden yaptığı ve insanlara zarar veren hataları bize e, açık açık gösteriyor. Bu açıdan da bence çok 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 değerli bir iş olmuş. Deyip aslında spoilersız kısmı burada e, bitirebilirim. E, ekibi seviyorsanız, şahsiyeti sevdiyseniz, e, oyun oyuncuları tanıyorsanız bahsettiğim karakter evet işte Oktay karakteri bir punk karakteri olmaya çalışıyor. Sorunlu e, bir babaya sahip olacak Uğur Yücel karakteri. Karısıyla ilişkilerinde sıkıntılar var. Bunları çözmeye çalışıyorlar. Bu aileden çıkan iki tane sorunlu çocuk var. Birinin sorunu daha saf ve bu çocukların çevresiyle yaşadıkları ilişkilerdeki aslında özellikle de oğlu Ege'nin çevresiyle yaşadığı, yaşadığı ilişkilerdeki sapkınlıkları vesaire bunların hepsi çok güzel bir anlatımla verilmiş. Bu tarz bir konu ilginizi çekiyorsa bence kesinlikle izleyin. Şahsiyeti beğendiyseniz kesinlikle izleyin. Bir başkadır. Kafası biraz daha yoğun, biraz daha düşünmeye sevk eden, biraz daha eleştiri dozuna sahip iş izlemek istiyorsanız uysallar tam size göre olacak. Deyip spoilerlı kısma geçiyorum. Evet bundan sonrası spoiler olacak. Tekrar uyarayım demin de uyardım. Ondan sonra aman abi spoiler verdin yaktın bize olmasın. Ha ben tabii yine şunu da söylüyorum her seferinde. Çok büyük bir spoiler var mı? Bence yok. Yani dizinin tadını kaçıracak bir şey yok. Dizi bazı şeyleri bilerek de sizin için değerli olacak. İşte bu da işin iyi olduğunu bir kanıtı. Yani bir spoiler olabilecek bir twist'e vesaire sırtını yaslamayan bir iş olduğunu gösteriyor. Neyse geçelim. Şimdi uysallara aslında baktığımızda bir o punk hikayesi yani bütün o cover'ı veren punk hikayesi falan vesaire bir yana aslında tamamen e, bütün hayatını hapishane içinde yaşayan, iş yerinde, evinde dışarıda arkadaşlarıyla hatta gerçekten e, lineer olarak literally <laughs> hapishanede yaşayan beyaz yakalının hatta beyaz yakalının üstünde yani besin zincirinin üstünde olan patronların e, hikayesini anlatan bir iş ve bunu yaparken e, bunu biraz spoilersız kısımda da söyledim onları kurtarmaya çalışmıyor çünkü ben de şeyden sıkılıyorum artık Ha işte onlar da sistem ya onları da anlamamız lazım falan vesaire diye Böyle insanları kurtarmaya çalışmıyor, onların hatalarıyla sonuçlarına katlanmasını istiyor. Şimdi burada spoiler kısma geçerken e, önce şundan belirtmem lazım. Yani beyaz yakalı dediğimiz kim işte, yani herkesin aklına direkt Plaza insanları geliyor. Evet öyle. Bu dizide de biraz oradan vurgu yapılıyor. Ama burada bence bir iki e, güzel tercih var, karakterler üzerinden özellikle ve hatta olaylar üzerinden de. Özellikle beyaz yakalının ve patron sınıfının daha düşük gelirlerin sahip olduğu zevklere sahip olma isteği, çabası. Yani biraz kendini kurtarma çabası. Bu nasıl örneklerim? Mesela şunu söyleyebilirim. İşte e, Shark Express'i vardı hatırlarsınız Kars'a kadar giden. Bundan önce belki 4-5 sene önce kimsenin haberi bile yoktu. Böyle Karslı e, ananeler, dedeler binip böyle vır vır evine gidiyordu, Türk İstanbul'a geliyordu vesaire. Bir yerden sonra... Beyaz yakalının eğlence sahne geldi. Kimse yer bulamaz oldu. Bilet fiyatları zıpladı gitti. Anneanneler dedeler evine gidemez oldu. Ya da işte böyle Nomadland'de bunun bir benzeri vardı. Karavanlarda hayatta kalmaya çalışan insanlar var bir yanda. Orada hayatlarını sürdürmekle uğraşıyorlar. Ama bir anda zenginler gelip daha lüks karavanlar yapıp havuzlu mavuzlu böyle o hayatı o hayata özenip sanki ona, o hayata sahip olurlarsa rahatlayacaklarmış, özgür kalacaklarmış gibi bir hisse kapılıp aslında o insanların e, ellerindeki mutluluklarını çalmaya çalışıyorlar. Onları değiştirip kendi zenginliklerine katmaya ve oradan hatta para kazanmaya çalışıyorlar. Aynı hikaye burada da var. zaten birazdan değineceğim onlara da. Evet bu anlatı bağlamında karakterler üzerinden asla gidersek daha da rahat anlatabilirim hissettirdiklerini bana. Mesela Oktay karaktere başladım. Oktay karakteri dizinin zaten ana karakteri. Öner Arkan'ın oynadığı karakter ki kendisini yine yakın dönemde işte Çukur'da oynayan Selim Koçavalı karakter olarak hatırlayabilirsiniz. Organize işlerden veya farklı dizilerden, filmlerden zaten birçok kez gördüğünüz bir isim Oktay. Oktay karakterin aslında konu işiyle başlıyor, mimar. Yani mimarlık şu an Türkiye'de e, o kadar hor görülen bir iş ki benim çaremde çok mimar arkadaşım var, onlardan da yıllardır dinliyorum. Çok değerli bir iş olması gerekirken artık... E, böyle parası olanın bile karıştığı aman öyle çizme şuraya bir oda at ya buraya işte kolonu kaydır ya kır oğlum o kolonu ne koyuyorsun oraya diye karışabileceği kadar e, dandik e, parasının çok düşük oldu ücretin çok düşük oldu bir iş haline gelmiş durumda bu bence iyi bir tercih yani Oktay'ın da toplum içinde çok para kazansa da bir şekilde büyük bir şirkette iyi bir mimar olarak sıyrılıp birçok bu bahsettiğim mimarlardan sıyrılıp belki yani binlerce yüz binlerce mimar bu kadar kötü koşullar çalışıyorken o biraz daha sıyrılıp para kazanıyor olmasına rağmen onun da işine karışılıyor. Onun da istediklerini yapamadığı bir dünya var. O yüzden Oktay karakterin işi e, bence burada çok ironik ve iyi bir tercih olmuş. Hiç kimseyi dinlemeyen bir karakter. Ve yine de demin de bahsettiğim gibi e, ailesiyle, ailesiyle ilgilenmediği gibi kendisine yarattığı ikinci bir hayat var. Ve bu hayatta da kimseyi dinlemiyor aslında. Ve orada da gidip işte... Moloz diye bir karakterle tanışıyor. Onların yine e, yanında birlikte çalıştığı genç iki tane punk var. E, onlarla beraber gidip bunları Anakara diye bir mekan yaratıyor ki orası da aslında kendi e, şirketlerinin yıkmayı planladığı e, bir e, terk edilmiş binalar. Orada kendi özgürlüğü için bir alan yaratıyor ve insanları iplemiyor. Ve bunu da fark etmiyor. Yani yine aslında kendini özgürleştirirken e, sokaklarda yatmak zorunda kalan, parası olmayan, işi olmayan, bütün derdi hayatta kalma çabası olan insanın hayatlarını yine hasta çalıyor. Onlara sanki bir imkan veriyormuş gibi ama onları kullanmaya devam ediyor. Bu belki birçoğumuzun yaptığı bir hata. Ben mesela bunu iş yerinde patronken çok, patronken, yöneticiyken çok yaşamışım. Hiç patron olamadım tabii de. Yöneticiyken çok yaşıyordum. Yani çünkü patron sizden aslında çalışanlarınıza onun temsili olarak patronluk yapmanızı beklerken, çalışanlar onların hakkınızı kol, hakkını kollamanızı bekliyor ve siz arada kalıyorsunuz. İşte burada ya Side'a geçeceksiniz, ya da kovulacaksınız. Ya yani buradaki aslında temsili olarak bu karakterleri, yani sokaklarda yaşayan karakterleri kovulanlar olarak görebiliriz. Diğer tarafta da bu işe sahip çıkmak için onları kullananlar var. Ama bir silsile gibi, Oktay karakter de patronu tarafından kullanılıyor. Onun amaçlarına hizmet ediyor. Zaten borcu olduğu için de onun hapishanesinden çıkma şansı olmayan bir karakter. Ama benim burada daha değerli de bulduğum biraz Oktay karakterinin böyle çakma bir süpermen gibi temsili. Zaten Hakan Günday çok fazla e, temsiliyet kullanıyor demiştim. Burada da böyle işte gece punk saçını takıyor işte böyle e, boynuna böyle tasmalar takıyor böyle acayip ceketler giyiyor. İşte kaos sevdası yazıyor sırtına, acayip böyle hopluyor, zıplıyor, polisten kaçıyor, kavga ediyor. Ama gece oldu mu, pardon gündüz oldu mu takım elbisesini giyiyor, o yine pısırık işine giden, ne istenirse yapan, ailesini iplemeyen, kendisini çok akıllı zanneden, parayla her şeyi çözebileceğini zanneden, arkadaşlarından uzaklaşmış, hiçbir şeye kıymet vermeyen, babasının ona yaptıklarından dolayı kendisini devamlı mağdur gören, ki bunu oğlunda da göreceğiz ileride bahsedeceğim, bir karaktere dönüyor. Ama bir yandan da şunu yapmaya çalışıyor. Böyle de olmak zorunda hissediyor. Çünkü o takım elbiseyle girip orada onların istediklerini yapamazsa parasından olacak. Kredisini ödemek zorunda olduğu evinden olacak. Belki arabalarını satmak zorunda kalacak. Boşanmak zorunda kalacak vesaire vesaire. Bunların hiçbirini kaybetmek istemiyor. Nasıl ki Superman toplum içinde kendisini kabul ettirmek istiyorsa takım elbisesiyle Clark Kent olarak... Oktay da bunun için uğraşıyor. Çakma bir Superman olarak. Bu da güzel bir temsiliyet yaratıyor. Şimdi Oktay'ın hikayesi zaten burada ana sürükleyici demiştik ama bence burada asıl önemli hikaye karısı olan Nil ve onun çevresindeki kadınlar üzerinden. Hatta sadece onun çevresinden değil e, Nil ve Oktay'ın oğlu olan Ege'nin de başka bir kadın olan ilişkisi üzerinden kadınların hikayesine geçiyoruz. Başta demiştim işte bu dizinin çok ciddi bir hapishane vurgusu var. Ve literal olarak da gerçekten işte Haluk Bilgin'in karakteri Berhudar Avrupa'nın en büyük hapishanesini yapma hayaline sahip biri. Ya yani birisinin neden hayali hapishane yapmak olur ki ya? Yani? <laughs> i̇şte Berhudar gibi evinde içki içen ama gündüz e, devlet işine gittiğinde, ihale aldığında bunu büyük bir şirkette yapmaya çalışırken içki içmediğini söyleyen, aileye kıymet verdiğini söylerken aslında ailesini, e, ailesinin onu terk etmesine neden olan bir insanı temsil ediyor Berhudar da. Neyse Nil ve kadınlara geri dönelim. Onlar da bu hapishanenin başka bir parçası. Nedir bu parça? Ekonomik özgürlükleri olmadıkları için bu hapishanede kalmak zorunda olan kadınlar. Sen Nil karakteri artık genç gözükmediği için ve 17 yılını işletme mezunu olmasına 17 yılını çocuk yaptıktan sonra çalışmadan evde çocuklara bakarak geçiren daha sonra işte kendisini genç olmadığı için iş bulamadığını fark ettiğinde estetik yaptırmaya çalışan. Yaptırdıktan sonra da kabul görmeyen şirketler tarafından iş bulamayan ve ekonomik özgürlüğünü elde edemedikçe daha da buhrana sürüklenen bir kadın. Ve günün sonunda da Oktay ile ilişkisi kötü olduğu için tabii ki sevgi de dışarıda aramaya başlıyor. Onun başına da e, Suat karakteri yaşadığı şeyler geliyor ve bir erkek tarafından yine e, bir komplonun içine sürükleniyor. Yine işte ona e, bir tuzak kuruluyor ve yine ondan faydalanılmaya çalışıyor. Yani aslında onun zayıflığından ...özgür olmamasından faydalanan bir durumun içine düşüyor Nil karakteri. E, dizi genel olarak kadın karakterlerinin e, Türkiye'de yaşadığı sorunlarına bence çok net değinmiş. E, bir erkek gözüyle bakmasına rağmen bence hiç fena değinmemiş. Belki bir kadın yazar da konuya dahil olsaydı başka... ...perspektifleri de daha iyi sunabilirdi. Ama bu dizide sırıtmıyor, onu da belirtmem lazım. E, i̇şte Nil'in arkadaşı Yağmur karakteri çalışıyor, gerçekten bir şirkette çalışıyor ama patron tarafından tacize uğruyor. Hatta tecavüze uğruyor e, ve o işi bırakamıyor çünkü paraya ihtiyacı var. Yine e, kızları Ece'nin kendi oturdukları plaza içerisinde Zehra diye bir karakterle arkadaş oluyor. Bu Zehra karakteri böyle kro bir erkeğin yine tırnak içerisinde. Hani bunda kro diye belirtmemize de gerek yok aslında ama yani işte parasıyla bir kadını kapatması yapmış. Bu amiyane tabirli bir e, hikaye sahip Zehra karakteri de. O da böyle evine kapalı yine hapishane içinde yaşayan dışarı çıkamayan çıkmaya çalışan, dayak yiyen ve ama ekonomik özgürlüğü olmadığı için de buna katlanmak zorunda hisseden kendisini bir kadın ve Ece de burada bir küçük kız olarak yani bir çocuk olarak aslında bulunuyor. O da bir kadın ve aslında olayları tamamen dışarıdan daha saf bir gözle görüyor. Zehra'nın yaşadıklarını anladığında şok oluyor. Dışarıda fakir insanları gördüğünde neden onların fakir olduğunu anlamaya çalışıyor. Kağıt toplayacağını gördüğünde onların neden bu kadar zor şartlar altında çalıştığını ve kimsenin iplemediğini anlamaya çalışıyor. Ve orada dizi bize şunu söylüyor. Bu bence yine çok değerli. Bunu şu an için de çok görüyorum. Bizim zamanımızda da vardı. Ben de dışarı çıkana kadar bundan çok haberdar değildim. Dışarı çıkmaktan kastım biraz hani dünyayı da görmek, anlamak, karşılaştırmak anlamında söylüyorum. Ee, aileniz özellikle bu nesilde, bu beyaz yakalı neslinde işte 80 jenerasyonu belki 70 jenerasyonu nesilde şimdi daha da kötü. İşte dışarıda işte göçmenler var, ki, işçiler var, çingeneler bilmem ne yine tırnak içinde söylüyorum. E, aman onlara yaklaşma, dokunma işte şöyle olur böyle olur korkusunu yaratıyorlar. Ve bu yaratımın sonucunda da bu insanların neden o durumda olduğunu, neden orada olduklarını, neden fakir olduklarını çocukları anlama şansları kalmıyor. Ece de bunun sorununu yaşıyor hatta ailesinin e, okul için e, topladığı bir parayı da çalıp bu insanlara vermeye çalışıyor. İşte Zehra karakterine yardım etmeye çalışıyor, onu kurtarmaya çalışıyor. Ona e, işte bak tam ekonomik özgürlüğü yoksa bak telefonun mal bunu sat, İşte hayalindeki mesleği yap demeye çalışıyor. Ama bunun bu kadar kolay olmadığını da fark edemiyor çünkü daha bir çocuk ve ona öğretilenler de bu dünyadan soyutlamak üzerine. Maalesef bu bir sıkıntı. E, aslında bunu sadece çocuklar üzerine değil, şu anda çevremde bile belli bir yaşın üzerindeki e, arkadaşlarımda başka dışarı tanıştığım insanlarda da görüyorum. Gerçekten dünyadan çok kopuz. Ve Türkiye'de bu çok e, hissediliyor. İşte bizde ırkçılık yokla başlayan bir süreç bu aslında. Ya yani bugün tarla başında kaç yıldır Nijeryalılar, Afrikalılar örnek veriyorum. Öldürüyorlar, öldürülüyorlar, işte işkenceye maruz bırakıyorlar ama işte birçok kişinin bundan haberi yok. Başka dünyalarda başka şeyler yaşanıyor. Bunların çoğundan haberimiz yok. Tabii burada basının da e, aptallığı var. Basının da artık özgür olmamasının nedeni var. Zaten buna da dizi değiniyor. Özellikle televizyon sahnelerini görünce oraları anlatmayacağım. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Özetle Nil ve çevresindeki kadınlar Ece karakteri üzerinden bütün bu kadınların hikayesini süper değiniyor dizi. onların sorunlarını anlatıyor. Bir de Mert karakteri var. Pardon Ege karakteri. Ege de ailenin oğlu. Ege ise kendi ailesinden edindiği ...sorunlardan dolayı, yaşadığı buhrandan dolayı işte e, sınavı kaçırmasını... ...yani onun için değerli olan ÖSS sınavı, şimdiki adı YKS mi oldu? Hep karıştırıyorum artık onları, değişmiş olabilir. Bu sınavı kaçırmasının mazeretini de yine bir kadına yüklemeye çalışıyor. Sınav görevlisi olan ve geç kaldığı için onu içeri almayan, kuralları uygulayan... ...aslında bir kadının üzerine yıkmaya çalışıyor. Bunu yaparken yine sığınma evlerine sığınan, kadınların hikayesine bağlanan bir plot var orada... Ona da uzun uzun girmeyeceğim. Zaten izleyince göreceksiniz bence çok değerli bir hikaye var orada da. Ama şunu söylemek istiyorum. Ailenin diğer erkek çocuğu da babası gibi kendi bahanelerine sığınıp kendine çözümler ararken aslında diğer insanlara zarar veriyor. Kadınlara zarar veriyor ve bunu fark ettiğinde geç kalıyor. Çok tehlikeli bir şey. Yani burada yine bir silsileye geliyoruz aslında. Yani... Babadan gelen, anneden gelen sorunların çocuklara yansıması, sonra çocukların da öyle büyümesi, onların da öyle çocuklar yetiştirmesi. Türkiye'nin belki de yıllardır yaşadığı en büyük sorun ve bunu çözemiyoruz. Yani bunu neden çözemiyoruz? Oturup bence kimse konuşmuyor çünkü yine günü kurtarmaya çalışıyoruz. İşte buradan da aslında babalar dedik, çocuklar dedik. Bu dizinin babalarına gelmemiz lazım. Berhudar ve Olcay karakterlerine. Berhuday karakterini Haluk Bilginer canlandırıyor. Ve Haluk Bilginer burada bayağı böyle özellikle ilk bölümde e, baya Al Pacino <laughs> böyle Al Pacino gibi bir karakter. Daha sonra Al Pacino Robert De Niro mixi böyle bir karakter gibi oluyor. İşte böyle kolun favorili böyle saçını boyayan devamlı erkol hareketleriyle konuşan böyle sesini yükseltip ara ara bağıran düşüren böyle biraz agresif e, ama yer yerde böyle pısırık böyle değişik bir karakter gibi. Gerçekten böyle bir Al denir De Niro esinlenmesi hissettim Haluk Bilgi nerede? Onun da bir temsili var. Demin de biraz bahsettim yine alkol, evinde alkol alıp kendi acılarına gömülürken dışarıda devleti temsil eden bir hapishane yapmaya çalışan bir memur aslında. Yani yüksek kademeli bir memur. Olcay karakteri ise Oktay'ın babası eski bir asker. Karısını doğum yapar ki karısını doğum yaparken bile yanında olmamış biri. Olcay'ı asla kabullenmemiş ama sadece onu çok disiplinli yetiştirdim. Bak sen benim sayemde adam oldun diyen, onun punk olmasını, punk grubu, müzik grubu kurup müzik yapmasını engelleyen, onun hayallerine ket vuran birisi ve onu sorunlu hale getiren bir baba aslında. Ve Oktay karakteri de bunu aslında son bölümde bayağı detaylı belirtiyor ve surat yüzümüze biraz sert bir şekilde vuruyor. Onun da aslında hikayesinde sadece Oktay ilişkisi değil, Sofya karakteriyle de ilişkisi çok önemli bir yer tutuyor. Sofya karakteri de aslında Olcay'ın e, işte hastayken, yani Oktay'ın annesi hastayken ona bakan göçmen bir kadının yani dışarıdan bakıcı olarak gelmiş. Burada belki de işte kaçak olarak çalıştırılan onun da ayrı bir hikayesi var. Ona da, ona da ufaktan değiniyor. Çok detaylı girmeseler de. Tabii Türkiye'de bu da başka bir sorun. Bugün çıkmadı. Belki 30 yıldır, 40 yıldır var. Yurt dışından gelen özellikle Ukrayna gibi, Özbekistan gibi, başka Türkiye Cumhuriyetler'den, işte kuzey ülkelerinden vesaire gelen Kadınların burada kaçak işçi olarak özellikle de bakıcı, çocuk bakıcısı, yaşlı bakıcısı gibi işlerde çalıştırılması, onların yer yer sömürülmesine çok derinlemesine girmiyor ama Sofya karakteri üzerinden iyi bir konuyla ele alıyor. Olcay karakteri Sofya'yı baskılıyor çünkü onu hamile bırakmış. Özellikle karısıyla beraber onunla birlikte olmuş. Bunu da oğluna söyleyememiş durumda. İşte buradan da başka bir hikaye anlatımına geliyoruz. Bütün karakterler iki yüzlü. Hiçbir şey söylemiyorlar, hiçbir şey anlatamıyorlar. Çünkü anlattıklarında konfor anları bozulacak, kavga edecekler. Zaten mutsuzlar, daha da mutsuz olacaklar. Belki ayrılmaları gerekecek. Bundan bile korkuyorlar. Ve bunları söyleyemedikçe de aslında yine çevrelerine zarar vermeye başlıyorlar. Ne yapıyor o yüzden de olacak karakteri? Bu Sofya baskı yapıyor. Hayır gidemezsin. Ben yaşayacaksın. Ben de yaşaman lazım. İşte ben bakacağım. Şöyle özür diliyorum. Böyle bilmem ne yapıyorum. Seni aldattım. Onu da aldatmış bu arada deyip kadına çok büyük bir manipülasyon yapıyor, baskı yapıyor. Bir şekilde onu ikna ediyor çünkü onun da kabul görmesi lazım. Çocuğun ondan olduğunu bilmiyor. Oktay ve eşi ve muhtemelen annesi hastayken ondan çocuk yaptığı için de inanılmaz sinirlenecekler. Bunu da söylemek için aslında, yani aslında söylemek de değil de söyleyeceğini söyleyeceğine ikna edip Sofya'yı onu manipüle edip kandırıp eve alıyor. Ya inanılmaz aslında derinlemesine bir plot var burada. Hani baktığınızda çok fazla böyle e, ağaç dalları gibi yayılıp e, birçok konuya değiniyor. O yüzden izleyince daha da iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ve e, onun hikayesi de aslında dizinin sonuna çok vurucu bir hale geliyor. Çünkü Oktay babasına dönüp sen beni asla istememişsin. E, arabada giderken de bir gün anneme ben senin de çocuğunu da istemiyordum. Zaten git ne yapacaksan çocuğuna bak sinir etme beni sizi arabadan atarım evden atarım dediği ana geliyoruz. Orada da Sofya karakteri aslında bir hata yaptığını anlıyor. Manipüle edildiğini anlıyor. İşte kadınların aslında yaşadığı en büyük sorun bu. Aynı, aynı hatayı e, Ege karakteri de yapıyor. Oktay da aslında bir manipülatör. Hem dışarıdaki arkadaşlarına e, işte Moloz'a Moloz bu arada mükemmel bir karakter. Ona en son değineceğim. Nil'in beraber olduğu Suat karakteri ona zaten şantaj yapıyor. Görüntülerini kaydedip. Bütün erkekler manipülatör oluyor bir şekilde. Çünkü işte bu da babadan oğula gelen Babadan olan esir bunlar gibi bir durum oluyor ki e, Berhudar karakteri de böyle o da manipüle devamlı Oktay'ı manipüle edip kaybettiği ailesinin yerine onu koyup onun üzerinde kendi istediklerini yapmaya o ailesini evden kaçırdığında yaptığı hataları onun üzerinde yapmaya onu zorlamaya devam ediyor. Buradan da zaten bütün karakterlere geliyoruz dizinin bütün karakterleri birkaç yan karakter hariç işte Ece, Ece hariç küçük çocuk hariç hepsi aslında manipülatör geçmişten yaşadıkları hataların pardon, ailelerinden aslında onlara miras kalan kötülüklerin hataların hepsini aslında onlar da geleceğe doğru miras bırakmaya pardon, geleceğe miras bırakmaya doğru gidiyorlar ve bu yüzden de her türlü manipülasyonu kendi konfor alanları için her türlü baskıyı parasal gücü sınıfsal gücü kullanmaktan çekinmiyorlar bunu da bazen fark etmeden yapıyorlar. Yani bunu onları acındırmak için fark etmeden yapmaları daha da kötü yani artık bir alışkanlık olmuş. Bunu düşünmüyorlar. Üzerine kafa bile yormuyorlar. Ve farkında olmadan doğal bir şeymiş gibi, doğru bir şeymiş gibi bunu sürdürüyorlar. İşte burada da moloz karakteri aslında devreye giriyor. Moloz, Oktay'la sokakta tanışan, zamanında depremden, Moloz'dan içerisinden kurtulmuş. Sokaklarda yaşarken bağımlı olmuş ama hayatta kalmaya çalışmış bir karakter. O da kendi bağımsızın özgürlüğünü bulmaya çalışıyor. Bir gün diyor ki Dicle'nin kıyısına gideceğim. Orada Tornistan'da bir ülke kuracağım. Benim gibi olanlar da gelip çadırlarda orada mutlu mesut yeşilliklerin içinde Dicle'nin kıyısında yaşayacaklar diyor. Ve dizinin sonunda o da kaçıp gidiyor. Çünkü o da fark ediyor ki Oktay da başka bir manipülatör. Oktay da onu kullanıyor. Arkadaşlarını da kullanıyor. İşte Mert karakteri zaten onlara yaratan ana karayı keşfettiğinde orayı bir Burning Man'e çevirip oradan para basmaya çalışıyor. O zaten başka bir durum. Mert karakteri aslında biraz izleyiciye bırakayım. Onun hikayesi İbrahim Selim'in karakteri. Ee, izlerken bence keyif alacağınız, eğleneceğiniz bir e, dinamik yaratmış dizinin içerisinde. Onu izleyenlere bırakıyorum, çok anlatmayacağım. Moloz'a geri dönüyorum. Moloz da işte bunu yaratıp ve bunu fark ettikten sonra kaçıp gidiyor. Diğerlerinin yapamadığı gibi. Çünkü ne Oktay, ne Nil, ne işte Ege, ne işte Berhudar, ne Olcay karakteri, ne Suat, ne işte Nil'in arkadaşı Yağmur. Hiçbiri kaçıp gidemiyorlar. Çünkü hepsi korkuyorlar, hepsi imtiyazlarını kaybetmekten çekiniyorlar. Ha diyeceksiniz ki işte izlerken yani ben de bunu arar diyorum. Biz yapabiliyor muyuz ya? Yani ben yapabilir miyim? Yer yer yaptığımı düşünüyorum, yer yer yapamadığımı düşünüyorum. Yani iş yerleri, ofisler, sosyal ortamlar, bazı insanlar ortamları ki bunları gerçekten hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Gerçekten oradan uzaklaşmanız gerekiyor. Ama tabi bunları yaparken de işte belli özgürlüklere ihtiyacınız var. Ya bunu parayla yapıyorsunuz ya da işte fiziksel olarak yani kaçarak sokaklarda yaşamayı göz alarak belki ailenizden babanızdan size kalan mirasları onların iyi niyetiyle alın teriyle kazanılmış mirasları iyi değerlendirerek yapabiliyorsunuz. Tabi burada bir sınırsal sınıfsal farklılıklar oluşuyor. Yani dizi bundan hiç kopmuyor. Yani dizi şeyi çok şeyin çok farkında. Yani sınıfsal farklılıklar bitmeyecek. Ve bunların burada kritik olan bu sınıfsal farklılıkları kapatmaya mı uğraşacağız? Yoksa buradan elde ettiğimiz avantajları mı kullanacağız? İşte burası artık etik bir konu haline geliyor. Zaten dizinin de burada bence söylediği çok önemli bir şey var. Aslında bunu da söyleyip ufaktan bitirebilirim. Yani bu dizide para soğan herkes eşit. Ve siz bu parasal eşitliği yıkmak istiyorsanız öyle gidip de işte kılınızı, kıyafetinizi değiştirip başka bir hayat yaşarken işte kendinizi özgür bir alan yarattığınızı düşünerek orada da başka insanları kullanarak bundan kaçamazsınız somut adımlar atmanız lazım. Eğer bu alanları, konfa alanını bırakmak istemiyorsanız da o zaman özgürlük için elinizdeki imkanları kullanmanız lazım. Bence çok net söylüyor. Bu da diziyi çok değerli bir seviyeye getiriyor. İşte elimizdeki imkanları kullanmak. Mesela ben buradan kendime yani minik bir payı şöyle çıkartabilirim. Yani yayıncılığa başlarken en büyük dertlerimden biri buydu. Yani çıkıp da işte çıkayım popüler bir filmi konuşayım popüler 2-3 çizgi romandan bahsedeyim işte kafamı mikrofona vurayım sokaklarda insanların ensesine vurup işte onlara quiz sorular sorup sansasyonel videolar yaratayım değildi derdim yani hissettiklerim ya da sisteme karşı ya da insanların farkında olmadığı şeylere karşı ben ne diyebilirim ya yani benim kapasitem neye yetiyorsa onları anlatabilir miyim nereye kadar bunu başarabilirim mi bir görmekti bu dizi de bana yine bunu hissettirdi. Ama e, yapamadıklarımı fark e, fark etmeden yapamadıklarımı da hissettirdi. O açıdan da bence çok iyi bir iş. Uysalları izleyin. E, daha da fazla konuşabilirim bu dizinin hakkında ama e, süreyi de çok uzatmak istemiyorum. Bir tek sonunda şunu söyleyeceğim. Hakan Günday'ı seviyorsanız aslında Hakan Günday'ın bir de çizgi romanı var. Onu da bir göstereyim. Bir ara bunun da bir videosunu belki yaparım ya da bir yayında canlı yayında bahsedebilirim. Kanadis Kara diye. E, aslında biraz karamsar bir hikaye. Ama çizimleri, Emre Orhun çizimleri falan da muazzam. Eğer çizgi romanı da seviyorsanız, Hakan Günday'ın e, dilini, tarzını, diyaloglarını sevdiyseniz... ...bence bu çizgi romana bir bakın. Frenörden çıkmıştı. Öneririm. Onun dışında Uysal'ları muhtemelen e, hastalığım geçtikten sonra yapacağımız ilk canlı yayında da YouTube'da konuşuruz. Orada da biraz bahsederim. Chat'te de bunu tartışırız. Eğer bunu da izlemek isterseniz bildirimleri takip etmeniz gerekiyor. Aşağıda link olan Discord'a gelebilirsiniz. Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ama özellikle bildirimleri almak istiyorsanız Discord sizin en büyük yardımınız olacak. Kendinize iyi bakın. Tekrar da özür diliyorum kapatırken. Hastalıktan dolayı sesim çok kötüydü bugün. Ara ara tempomla düşmüş olabilir. Gözlerim bile böyle sağa sola kaymış olabilir. Tekrar özür diliyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bay evet. bay.